Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyele Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Alışık olduğunuz üzere epey bir zamandır Haşir Risalesi'ndeyiz. Haşir Risalesi'nde de 10. hakikatin artık sonlarına yaklaştık. 10. hakikat ne hakkındaydı hatırlarsak hemen o manşet cümleyi bir okuyalım. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. Bab-ı hikmet, İnayet, rahmet, adalettir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Peki ne demektir bunlar? Bunlar şu demektir. Bediüzzaman Hazretleri 10. hakikat boyunca bize hikmet, inayet, rahmet, adalet tecellilerini gösterecek, okutmaya çalışacak. O yönlü yansımalardan Cenab-ı Hakk'ın şu isimlerine varmamızı sağlayacak. Nedir o isimler? İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim isimleri. Cenab-ı Hakk'ın güzel Esma-ül Hüsna'sının bazıları. Hakikatler boyunca alıştık artık Üstad Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın pek çok ismini saydı bize. Onların kainattaki yansımalarını okuttu bir, bunu öğretti bize. Oradan Cenab-ı Hakk'ın olmazsa olmazlığına kapılar açtı. Yani bu yansımalar varsa öyle bir güneş olmalı. Veya şöyle söyleyelim, bu fiiller oluyorsa şöyle şöyle failler olmalı. Fail olmalı, failin bu özellikleri olmalı diye oralara gitti. Oralardan, fiillerden, faile, failden, işte isme, isimden, sıfata, sıfattan, şeyne, şeyenden, zatını, kutsiyesine Cenab-ı Hakk'ın biliyoruz ki Üstad Hazretleri yol buluyor, uzanıyor bunu bize Risale-i Nur'da tekrar tekrar öğretiyor bir metod olarak. Burada da onun bir pratiğini yaptırıyor. Bunun için yaptırıyor. Bunu haşirin olmazsa olmazlığını anlamamız için yaptırıyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın olmazsa olmazlığı dolaylı olarak haşirin de olmazsa olmazlığı manasına geliyor. Burada da o bağlar kuruluyor elhamdülillah. Pekala, metnimize başlamadan önce şöyle ayracımızı buraya yerleştirelim de kaybetmeyelim. En başa yine bir dönelim. Hangi güzel adımlarla bu metne girdiğimizi bir hatırlayalım. 10. söz haşir bahsi 2 ayeti kerimeyle başlıyor. 1. ayet her ayetin bidayeti, başlangıcı olan ayet. Her ayeti okutan ayet. Her ayetin de en nihayet vardığı ayet. Nedir o ayet? Bismillahirrahmanirrahim. Yani biz ayetleri okumaya Cenab-ı Hakk'ın böyle olmasını bilmekle başlıyoruz. 1. 2. Ayetlerden çıkardığımız sonuç da gene Cenab-ı Hakk'ın böyle olduğu. Bismillahirrahmanirrahim o anlamda hem başlangıcımız, hem sonucumuz, hem bidayetimiz, hem nihayetimiz. Bunun altını tekrar tekrar çiziyoruz. Ona dair çok konuştuğumuz için hızlı geçiyorum. 2. ayette Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. فَنْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Kısa bir meali söz basımı tarafından şöyle verilmiş bu ayet-i kerimenin. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti. Peki bu ayet bize ne gösteriyor? Daha meal düzeyinde ki düşük bir düzeydir muhatap olduğumuzda neler gösteriyor bize? Gösteriyor ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve kudreti anlaşılırsa, bunların kainattaki yansımaları, tecellileri güzelce okunması öğrenilirse o zaman haşri anlamamak için bir neden kalmaz. Haşrin iki yönüne de bakan deliller bulunur. Nedir o yönleri? Bir,
Gereklilik 2 imkan. Gereklilik ne demek? Yani Cenab-ı Hak evet muktedir olsun ama zaten muktedir de hani biz şu an fikir yürütüyoruz ya, o yüzden bu ifadeleri kullanıyorum. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın muktedir olduğunu tartışmıyoruz yani. O bizim açımızdan tartışmasız bir şey. Elhamdülillah. Ehl-i sünnet vel cemaat imanı üzereyiz. Bu ayet-i kerime bize diyor ki, ya bakın kainata, Cenab-ı Hak her yıl kıştan bahara, yazdan da kışa diyelim, o sonbahar sürecinde falan, bak gönderiyor, geri getiriyor. Gönderiyor, geri getiriyor. Şimdi bunu ona kim zorlayabilir? Kim onu mecbur edebilir böyle yeniden yeniden varlığa çağırmalara, tekrar tekrar yaratışlara, ardı arkası kesilmeyen ikramlar vermeye kim onu mecbur edebilir? Hiç kimse mecbur edemez. Haşa, mecbur olan zaten ilah olamaz. Yani elhamdülillah biz biliyoruz ki ilahlığın şartı samediyettir. Samed olana ancak ilah denir. İhlas suresinin öğrettiği şekilde. Ya, her şey ona muhtaç olmalı ama o hiçbir şeye muhtaç olmamalı ki zaten ilahlığın cevap olduğu sorular cevap bulsun. Eğer ilah bir şeye muhtaç olursa sorunun cevabı o olur. Haşa sümma, şöyle bir şey mümkün değil de. Diyelim ki başka bir şey daha var. Cenab-ı Hak da ona muhtaç. O zaman sorularımızın cevabı o olur. Çünkü Cenab-ı Hak da ona muhtaç. Haşa, böyle bir şey mümkün olamaz. İlahlığın, İslam'ın tarif ettiği ilahlığın ki mükemmeldir, eksiksizdir, tamamdır. Yani ilah ne olur, nasıl olur? Onu İslam doldurmuştur arkadaşlar. Bunlar Yunanlılarınmış, Hititlerinmiş, bilmem neyinmiş, Hindularınmış, şunlarınmış, bunlarınmış, Hristiyanlığınmış, Yahudiliğinmiş, tarif olmuş hallerini kastediyorum. Bunların tarif ettikleri ilah, ilah değil. Yani işte X-Men'ler gibi bir şey böyle, hani Superman gibi, Batman gibi, böyle insandan hallice, biraz daha üstü. Yani kusurlarla alude, eksikleri var, muhtaçiyetleri var, onları öyle şey yapıyorlar, tarif ediyorlar. Hangisinin şeyini biraz kaldırsanız, şirk ekollerinin kapağını biraz açsanız, ya bunlar neye ilah diyorlar diye biraz böyle arkasını tefekkür etseniz, bakıyorsunuz ki 40 tane şey var. Yani kusur var ilahlarında. Haşa, ilah olan kusurlu olmaması lazım. Buradaki kusurların onun kusursuzluğuyla açıklanması lazım. Yani biz neyle kıyaslayabiliyoruz kusurlarımızı? Onun kusursuzluğuyla biliyoruz. Orada bizden kalan boşluğun dolması lazım. Bizden kalan eksikliğin, kemalsizliğin nihayetsiz kemal sahibiyle dolması lazım diye düşünüyoruz, tefekkür ediyoruz. İlah ihtiyacı şu anlamda söyleyeyim, yani mantıksal olarak ilahın olmazsa olmazlığı, vacibül vücutluğu oradan çıkıyor zaten. O muhtaç olduktan sonra şimdi daha ona niye biz ilah diyelim veya o nasıl ilah olsun? Eksiği var, noksanı var veya sonradan var olmuş. İslam'daki o hani sıfatları vardır Cenab-ı Hakk'ın, zati, subuti, esma-ül hüsnası vardır. Onların böyle biraz tefekkürünü ettiğinizde görüyorsunuz ki aslında İslam bize böyle tas tamam, kep kemalde, nasıl söylenir bilemiyorum, yani mükemmel bir Allah tarifi yapıyor. Diyorsunuz ki evet, hani bunların olması lazım, bunlarsız olmaz. En üst budur. O açıdan hep ben diyorum hani oturun böyle, tabii iyi bir esma-ül hüsna bilginiz, sıfat bilginiz, marifetullah bilginiz varsa oturun çeşitli şirk ekolleriyle Allah'ı konuşun. Kimin Allah'a daha mükemmel? Kimin Allah'a daha kemalli? Kimin kafasındaki Allah tasavvuru daha kusursuz? Hatta bırakın o ehli küfrü, ehli bidâ olanlarla da konuşur. Mesela Kur'an Müslümanları, efendime söyleyeyim Şiiler, şunlar bunlar, konuşun. Bak, sizdeki Allah'ın, yani ehli sünnet vel cemaatin Allah tasavvurunun, Allah marifetinin onlarınkinden yüksek olduğunu görürsünüz yani. Mesela işte Şiilerde beda diye bir şey var. Allah sonradan öğrendi. Haşa, böyle bir şey mümkün mü ya? İşte o imamlardan birisiyle ilgili bir zorda kalmalarından dolayı öyle bir şey sapmışlar. Ebu Bekir Sifil Hoca Peşaver Gecelerine Reddiye videolarında bunu izah ediyor. Bunun gibi mesela işte bayındırcılar, ya Allah geleceği bilmez diyor. Ya öyle Allah olur mu geleceği bilmeyen? Veya işte başka
Mutezile diyor ki kötülüğü insan kendisi yaratıyor. Allah'a ortak koşmuş oldun. Arsayı bölmüş oldun. Mülk arsasını, varlık arsasını bölmüş oldun. Allah ve diğerleri oldu. Oldu mu şimdi? Allah'a sınırlamaktır bu. Gibi gibi arkadaşlar çoğaltabiliriz. Yani Allah tasavvuru ehl-i sünnet ve cemaatin, yani İslam'ın, ehl-i sünnet ve cemaat demek İslam demek. Allah tasavvuru kemaldedir. Onun böyle alternatifi yoktur. En zirvede o vardır. İslam'ın hak din olduğunu buradan da çıkarabiliriz. Allah tasavvurundan. Onun üstüne bir şey konulamaz. Ben bunun iddiasındayım yani. İslam'ın tarif ettiği Allah'ın üstüne ya şunu da ekledim bak daha iyi oldu. Yapamazsınız. Bitmiştir o iş. Zirvesidir yani İslam. Oturun tartışın, deneyin yani. Kafanızdan ihtimal olarak siz oturun konuşun böyle birileriyle falan. Veya kendi kendinize ya olabilir mi falan. Bir şeye çıkarsınız. Hep bir ya yanlış oldu ya çıkarsınız yani. Bir yerde açık verir, bir yerde şu olur. İşte bir esmada ifrat edip diğerinde tefritiniz olur falan filan. Bir şekilde o kemale nakıse verdiğiniz çözersiniz. Nasıl ki işte Hristiyanlar Allah'ın sevgisi, işte merhamet yönlerine ifrat ediyorlar. Diğer taraftan azabı ile ilgili veya şunu söyleyelim Cenab-ı Hakk'ın beşerileşmeyeceği ile ilgili, subhaniyeti ile ilgili, yüceliği ile ilgili, aliyeti ile ilgili mevzularda sapıtıyorlar İsa Aleyhisselam'a. Haşa Allah'ın oğlu diyorlar. Ha, nasıl olabilir yani ilah olanın insandan oğlu olur mu? İşte bak niye o merhametten rahmetten onlara o olur gibi gözüküyor. Yani niye işte evlatı niye olmasın onun da insanda oluyor ya. Ama Allah insan mı? Onun bir de sübhaniyeti var. İnsanda sübhaniyet yok. Neyse arkadaşlar çok uzatıyorum ben. Dallandırmayayım, budaklandırmayayım. Hülasa en kemalde Allah, İslam'ın Allah'ıdır. Bu ayeti kerime de diyor ki bize Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, baharı gerektiren rahmeti, baharı çağıran rahmeti, baharı yakıştıran rahmeti, baharı yaratan rahmeti yine iktiza eder ki insan türü de kendi baharıyla muhatap olsun. O bahardaki 100.000 türe bedel, bu bir tek türde ama kainatın kıymetlisi olan bu türde tekrar varlığa çağrılsın Cenab-ı Hakk'ın değerlisi, sanatlısı olarak. Yine kudreti de bize söylüyor ki bir baharda bir, on, 100.000 değil, 100.000, milyon türü birkaç gün zarfında aynı toprak sayfasında yaratan Allah'ın kudretinden hariç olamaz ki bitecik bir tanecik insan türünü tekrar varlığa çağırmasın. İnsan türünün diğerlerinden ne müşküllüğü var Allah için haşa, hiçbir müşküllüğü yok. Yani bu imkan yönüyle, rahmeti de muktazi yönüyle bize açıklıyor. İki ayrı gerek şart bir araya geliyor ve yeter şart oluyor. Allah rahmet sahibi ve kudret sahibi, nihayetsiz rahmet ve nihayetsiz kudret sahibi. O halde haşr yaratacaktır diye elimizde netice kaçınılmaz şekilde mantık olarak duruyor arkadaşlar. Evet, ayet-i kerimeyi hatırladık. Şimdi tekrar dönüyoruz 10. hakikate. 10. hakikatte nerede kalmışız ona bir bakalım. Elhasıl diye başlayan söz basımın mizampajına göre sayfa altı sözcüklü bu külliyatın 132. sayfasında elhasıl diye başlayan paragrafta kalmışız. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 4 diyelim. 4 paragrafımız var. Hepsini bir okuyalım mı? Bakıyorum bir saatime. Ya okuyalım bir hepsini o kalan metnin. Konuşamasak da bir okumuş olalım. Okumakla bir sonuna gelmiş olalım. Bismillah. Elhasıl, şu görünen şuunat, dünyadaki vüsatli içtimaat-ı hayatiye ve süratli iftirakat-ı mevtiye ve haşmetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar ve azametli ihtilafat ve büyük tecelliyat ile ve onların bu aleme ait bu dünyayı fanide kısa bir zamanda malumumuz olan semerat-ı cüz'iyeleri, ehemmiyetsiz ve muvakkat gayeleri mabeyninde hiç münasebet olmadığından, adeta küçük bir taşa bir büyük dağ kadar hikmetler, gayeler takmak, bir büyük dağ bir küçük taş gibi muvakkat bir gaye-i cüz'iye vermeye benzer ki, hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. Demek, şu mevcudat ve şu şuunat ile
ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nispetsizlik, katiyen şehadet eder ki, bu mevcudatın yüzleri alemi manaya müteveccihtir. Münasip meyveleri orada veriyor ve gözleri Esma-i Kutsiye'ye dikkat ediyor. Gayeleri o aleme bakıyor ve özleri dünya toprağı altında, sümbülleri alemi misalde inkişaf ediyor. İnsan istidadı nispetinde burada ekiyor ve ekiliyor, ahirette mahsul alıyor. Evet, şu eşyanın esma-i ilahiyeye ve alemi ahirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki, mucize-i kudret olan her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var. Kelime-i hikmet olan her bir çiçeğin bir ağaç kadar çiçekleri, bir ağaç çiçekleri kadar manaları var. Ve o harika sanat ve manzume-i rahmet olan her bir meyvenin bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. Bizlere rızık olması ise o binler hikmetlerinden bir tek hikmettir ki vazifesi biter, manasını ifade eder, vefat eder, midemize defnedilir. Burada bir haşiye var, bir açıklama notu, kısa bir şey. Haşiye, sual. Eğer dense, neden en çok misalleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden getiriyorsun? El cevap, çünkü onlar hem mucizat-ı kudretin en antikaları, en harikaları, en nazeninleridirler. Hem ehli tabiat ve ehli dalalet ve ehli felsefe onlardaki kalemi kader ve kudretin yazdığı ince hatta okuyamadıkları için onlar da boğulmuşlar, tabiat bataklığına düşmüşler. Yani Bediüzzaman Hazretleri burada temsil seçmesinde bir hikmet olduğunu bize buradan ifade ediyor. Biz buradan bütün kelimelerine, kullanımlarına dikkatle bakarsak Bediüzzaman Hazretleri'nin onları da amaçsız yere kullanmadığını görürüz ki görüyoruz derslerimiz boyunca da konuştuklarımızdan anlamışsınızdır bir parça. Metne dönüyoruz. Madem bu fani eşya başka yerde baki meyveler verirler ve daimi suretler bırakır ve başka cihette ebedi manalar ifade eder, sermediği tesbihat yapar. Ve insan ise onların şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur. Fani de bakiye yol bulur. Demek bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksat var. Temsilde kusur yoktur. Şu ahval, taklit ve temsil için teşkil ve tertip edilen ahvale benzer. Nasıl büyük masrafla kısa içtimalar, dağılmalar yapılıyor, ta suretler alınsın, terkip edilsin, sinemada daim gösterilsin. Onun gibi bu dünyada kısa bir müddet zarfında hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki, suretler alınıp terkip edilsin, netice-i amelleri alınıp hıfz edilsin. Ta bir mecma-ı ekberde muhasebesi görülsün ve bir meşher-i azamda gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Demek hadis-i şerifte dünya ahiret mezrasıdır diye bu hakikati ifade ediyor. Madem dünya var ve dünya içinde bu asarıyla hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var, elbette dünyanın vücudu gibi kat'i olarak ahiret de var. Madem dünyada her şey bir cihette o aleme bakıyor, demek oraya gidiliyor. Ahireti inkar etmek, dünya ve mafihayı inkar etmek demektir. Mafiha neydi? Hatırlayalım. Ben hatırlayabilecek miyim? Varlıklar demekti galiba. İçindekiler demekmiş ya. Tabii isim olarak örnek vermiştik. Kız ismi demiştik. Mafiha. Bak işte unuttum gene. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hatırlayalım bundan sonra. Evet. Madem dünya var ve dünya içinde bu asarıyla hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var, elbette dünyanın vücudu gibi kat'i olarak ahiret de var.
Madem dünyada her şey bir cihette o aleme bakıyor, demek oraya gidiliyor. Ahireti inkar etmek, dünya ve mafihayı yani içindekileri inkar etmek demektir. Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi, cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor. Evet, elhamdülillah 10. sözü okumakla olsun sonuna gelmiş olduk. İnce tefekkürle gelir miyiz, gelmez miyiz birazdan göreceğiz. Fakat metni okuyunca ana fikrini kavradık. Elhamdülillah baştan beri diyorduk ki Bediüzzaman Hazretleri bir usul olarak dünyadaki biçim içerik uyumsuzluğunu, yani içeriğin haber verdiği sonsuzluk, mananın haber verdiği sonsuzluk, diğer tarafta tasarımın, biçimin bazı küçük kusurlarla, o da tasarımın tamamlanmayışından bize öyle gelen kusurlarla, işte parçasını görüp bütünü görmemekten gelen, körlerin fili tanıması gibi Mevlana Celaleddin Hazretlerinin Kuddisesi Ruh verdiği o misal vardır Mesnevi'de, körler fili tarif etmeye çalışırlar. Herkes tuttuğu yerden, kimisi diyor işte bacağını tutan diyor ki silindir, soba borusu gibi bir şeydir atıyorum. Sütun gibi bir şeydir diyor. Birisi kulağını tutuyor diyor ki ya diyor işte böyle yaprak gibi uzun bir şeydir. Biri hortumunu tutuyor işte uzun ne diyelim hortum gibi bir şeydir diyor. Herkes gördüğü kadarından fili tarif ediyor. Peki hakikat mi söyledikleri? Gerçek ama hakikat değil. Evet gerçek çünkü parçada bütünde öyle bir parça var ama hakikat değil çünkü hakikat bütünde gözükendir. Hakikat bütünde gözükendir. Bediüzzaman Hazretleri aynı misali gavvas örneğiyle veriyor yani dalgıç örneğiyle, dalgıç ve hazine örneğiyle. Dalgıçlar derinlere dalıyorlar elbette o derinliklerde artık ışık yok. Bir batık buluyorlar, bir hazine buluyorlar. Her birinin eline bir parçası geliyor. Adam elini atıyor, bir tane zümrüt buluyor. Çıkıyor yukarıya diyor ki aşağıda zümrüt şeyi var. Cenneti var. Başka birisi dalıyor, çıkarıyor bir tane altın parçası diyor. Aşağıda altın cenneti var. Başka birisi dalıyor işte elmas çıkartıyor. Diyor ki işte aşağıda elmas cenneti var. Gerçek mi? Gerçek. Evet onlar var. Ama hakikat mi? Değil. Çünkü hazine daha nelerden nelerden müteşekkil belki. Fakat onların ellerine o kadarcığı geldi. Aynen böyle de biz sınırlı, sorunlu, küçük, dar akıllı, ihatasız, daha birçok kusurla alude varlıklar olarak, karışık varlıklar olarak varlığı bir kısıtlılık içinde görüyoruz. Her yanını, her şeyini bir anda kuşatamıyoruz. Muhit olan Allah'tır çünkü el muhit olan Allah'tır. Bütün hakikatini o kuşatır ancak. Onun mahlukudur çünkü. Biz onu göremiyoruz. O yüzden parçalarla muhatabız. Bu parçalardan bazıları da bütünü görmediğimiz için bize yanlış bilgiler veriyor. Peki nasıl anlayabiliriz bunu? Hep verdiğimiz örnek var işte. Ameliyathanede kesilen bir adamı görüyorsunuz ama ameliyathane olduğunu bilmiyorsunuz. Size bir vahşet gözüküyor. Biraz geriliyorsunuz. Bakıyorsunuz ki üstte ameliyathane yazıyor. Ha diyorsunuz bu adamı iyileştiriyorlarmış. Kesmiyorlarmış. Öldürmüyorlarmış. Vahşet değilmiş. Şifaymış bu. Bunun gibi bir adam mesela diyelim gördünüz ki birisi yerde yatıyor. Birisi de göğsüne iki eliyle böyle bastırıyor çöküyor falan. Şimdi mevzuyu bilmiyorsanız onun kalp masajı olduğunu anlamıyorsanız dersiniz ki ya bu adamı öldürüyor mu ne yapıyor göğsüne bastırıyor. Ama bilseniz ki işte hakikatini kuşatmaktır bu bir anlamda. Böyle bir sağlık metodu var. İşte nefes alması kesilen kalp atışı duranlara göğsünün hemen altından kalbin aşağı bölgesinden galiba kalp masajı yapılabiliyor onun kalbi tekrar atsın diye böyle bir şey var. O zaman hakikatini kuşatmış oluyorsunuz. Manasını tam veriyorsunuz. Niçin, niye yapıldığını anlıyorsunuz yani. Hikmetini anlıyorsunuz o işin. Bunun gibi çok şey siz kendi hayatınızdan bulabilirsiniz. Yani parçayken başka anlaşılır. Bütünü görüldüğünde ha demek bu buymuş denilir. İşler çoktur varlıkta. Daha beşeri ilişkilerimizde bile bunları görürüz. Bizim aslında kainatta yaşadığımız da bu. Ateistlerin, şunların bunların çıkamadıkları mevzu da bu. Adam bakıyor savaş var. Ya diyor Allah varsa savaşlar neden var? Ya sen varlığın ne kadarını gördün?
mülkteki kargaşanın birazını gördün. Ne mülkün tamamını kuşatabildin, ne melekuta inebildin. Ne de zaman aşkınlığında, o zamanın en ucunda neler var bilebildin. Sen şimdi diyorsun ki ya Allah varsa bu çocuklar niye öldü falan. Sen görüyor musun acaba cennette o çocuklara buradaki ölümlerinin karşılığında neler neler veriliyor? Belki onu görsen, belkisi çok da, ben belki onlar için söylüyorum. Görsen diyeceksin ki ya az bile, hani diyorlar şehitler, bizim de mesela işte cephede askerlerimiz var Suriye'de, Irak'ta. Allah kör kurşunlardan, kazadan, beladan muhafaza eylesin, şehitlerine de rahmet eylesin. Mesela şehit öyle lezzet alıyormuş ki, bu rivayetlerde olan bir şey, hani istiyormuş ki dünyaya tekrar döneyim, bir daha şehit olayım. Bir daha döneyim, bir daha şehit olayım. Bir daha döneyim, bir daha şehit olayım. Biz görsek diyoruz ki adama ne yazık oldu, bak işte genç yaşında kurşun geldi, işte şöyle oldu, böyle oldu, bomba geldi, şu bu. Ama o şehit diyor ki tekrar dönsem, tekrar keşke böyle olsa, tekrar dönsem, tekrar böyle olsa. Niye? Onda öyle bir mükafat alıyor ki, baki mükafat bir de üstelik, Cenab-ı Hakk'ın razılığı, ebedi razılığı, bundan büyük bir dava var mı? Yani bizim ne olacağımız belli mi? Şu an Ahmet olarak, Mehmet olarak, bilmem ne olarak nasıl öleceğimiz belli mi? Vallahi ben korkuyorum. İşte bunlara yapıyoruz bu dersleri falan filan, Kur'an okuyoruz, ibadet ediyoruz. Ancak bir parça ümitleniyorum ki belki diyorum Cenab-ı Hak hani bizi kötü bir yerde öldürtmez rahmetinden, kereminden. Bunları belki geçer akçe sayar da bağışlar bizi. Yoksa hani kendi nefsimize baksak her an sapıtmaya müsait. Her an dünyanın, ahir zamanın gafletine, dalaletine saplanmaya müsait bir yapımız var. Hani şu an bir gün sonra ne olacağımız belli mi? Ben Allah'tan dua ediyorum. Yani keşke bir şehitlik bize de nasip olsa. Az şey mi yani? Bu dünyada nasıl öleceğimiz belli değil çünkü. O tablonun büyüğünü gördüğünüz zaman ancak hakikati kavrayacak ve diyeceksiniz ki evet her şey yerli yerindeymiş. Ben tasarımı tam görmemişim. Bir mobilya aldınız IKEA'dan veya başka bir yerden, işte böyle parçalarla birleştirdik olan bir şey aldınız. Birleştirdiniz, tam olmadı, bir eksik parça var, durmadı ayakta. Dediniz ki ya bu ne eksik, yani kusurlu bu, böyle olmaz. Sonra fark ettiniz ki kolin içinde kalmış bir parçası. Onu taktınız mı, tak oldu. Ha deniriz, ha bu tamam, şimdi oldu. Buradaki arıza neden kaynaklandı? Sizin eksiğinizden. Onun eksiğinden değil, o koymuş. Sen daha görmedin onu. Yani son rütuşu yapmadın, o yüzden durmadı. La teşbih ve la temsil, işte burada Üstad Hazretleri de onu diyor. Cenab-ı Hakk'ın kainatta haşirle ancak tamamlanacak bir düzeneği var. Haşirle beraber diyeceğiz ki evet tamam, dünyadakiler şunlar bunlar falan, cennet cehennemle tamam, taşlar yerine oturur diyeceğiz. Ama imansızlar acele ediyor. Diyor ki ya bunlar niye var, şu niye var, bu niye oluyor? İleride tamamlanacağı için buradaki o yarımlıklar. Yani cennet cehennem olacağı için, orada adalet tam teşekkül edeceği için burada sen bazı şeyleri yarım anlıyorsun. İlahir bu metin bize bunu söylüyor. Şimdi ince tefekkürüne başlayalım. Bakalım daha ne ince manalar karşımıza çıkacak. Elhamdülillah. Saatime de bir daha bakayım. Evet, vaktimiz var. Elhasıl şu görünen şuunat dünyadaki vüsatli. Yani görünen şuunat dünyadaki görünen işler. Dünyadaki vüsatli, geniş, içtimaat-ı hayatiye, toplumsal hayat mı diyelim. Ve süratli iftirakat-ı mevtiye, işte ölümle ayrılıklar falan. İftirakat o demek, yanlış bilmiyorsam, hemen bir döneyim. Ölümle gelen ayrılıklar, evet. Ve haşmetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar ve azametli büyük ihtilafat, yani kargaşa, karmaşa, ayrılık ve bütün tecelliyat, yansımalar ile onların bu aleme ait, bu dünyayı fanide, kısa bir zamanda malumumuz olan semerat-ı cüz'iyeleri, küçük meyveleri, ehemmiyetsiz ve muvakkat, önemsiz ve geçici gayeleri mabeyninde hiç münasebet olmadığından, adeta küçük bir taşa bir büyük dağ kadar hikmetler, gayeler takmak
bir büyük dağ bir küçük taş gibi muvakkat bir gaye-i cüz'iye vermeye benzer ki hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. Şimdi dünyadaki işlere bakıyoruz. İşte şuunat diyor. Şu görünen şuunat. Dünyadaki işlere bakıyoruz. Abi anlar, anların anları, anların anlarının anları, atomlar, atom altı parçacıklar, onların altında pozitronlar, kuantumlar, bilmem neler falan filan, hiç durmayan bir faaliyet. Hikmetli, haşmetli, sanatlı, rahmetli, keremli, inayetli, buradaki isimlerle söylesek, adaletli bir faaliyet. Her an en ince detaydan tut, en büyük resme kadar oluyor, 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 neler, 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 hiç durmadan çalışıyor bu fabrika. Dünya fabrikası, makinesi, saati ne derseniz, yani hiç durmadan sürekli iş içinde iş, iş içinde iş, iş içinde iş, sanat içinde sanat, sanat içinde sanat, sanat içinde sanat. Hikmet içinde iş, hikmet, hikmet içinde hikmet, hikmet içinde hikmet, rahmet içinde rahmet, rahmet içinde rahmet, rahmet içinde rahmet. Yani çoğaltır Esma-ül Hüsna sayısınca, yani oluyor, oluyor, oluyor. Peki bunlar olduktan sonra niye oldu bütün bunlar? Bu kadar iş, Allah bu kadar iş çevirdi bu kainatta, bu kadar şey yaptı. Niye yaptı? Sonunda hiç etmek için. Bir saniye ya. Şimdi küçük bir firma düşünün. İçinde harıl harıl bir faaliyet. Koşuşturmalar, personel koşuşturuyor, bilmem arabalar geliyor, içeride transpaletler, portifler falan çalışıyor, böyle araçlar, şunlar bunlar. Ne yapıyor bu firma? Abi bir şey üretmiyoruz ya, öyle işte spor olsun diye. Demez misin ya, böyle saçma şey mi olur? Yani bir firma içinde bu kadar faaliyette bir şey üretmesin. Birisi size bunu dese, abi bakma bunların faaliyetine ya, bunlar bir şey üretmiyor. Dersin ki lan öyle saçmalık mı olur? Bu adamlar hiç durmuyor, arı gibi çalışıyor yani. Belli bir şey üretildiği burada. Boş yere bu kadar koşuşturma, çaba, gayret, mesai, eleman olur mu? Olmaz. Veyahut ancak şeyle olur yani. Yine oradan bir meyve vardır. Hani hayal ticaret yapanlar oluyor ya. Yine meyvedir yani. O da meyvedir. Oradan bir şey güdüyor yani o adamda. Dolandırıcı bile olsa o güdüyor orada bir şey. Bir meyve alacak ondan. Devleti dolandıracak veya başka bir şey. La teşbih ve la temsil. Dünyaya gelelim. Dünyadaki bu faaliyet bize diyor ki ya buradan bir şey alınacak ya. Yani bu kadar küçük bir şey olamaz. Niçin bu kadar faaliyet? Hiç olmak için. Ya çok küçük bir meyve bu. Küçük demeyeyim. Hiç hatta hiç. Ne? Meyve mi? Meyve bile değil. Veya dünyadaki zevki için. Ya insan niye var? İşte gezelim, görelim, dondurma yiyelim, pasta yiyelim, kebap yiyelim, dürüm yiyelim. Onun için. Ya sendeki bir sanata baksana, bu bunun için olabilir mi sadece? Gezelim, sahile inelim, işte aman efendim meydanlarda dolaşalım falan bunun için. Ya bir kendine bak, sende öyle işler dönüyor ki bunlar bu kadar küçük gayeler için olamaz. O dediğin ne ki? Bir iş değil ki. Onu hayvan da yapıyor. Gezmek dersen sen kurt sürüsü gibi gezebiliyor musun? Ya da işte bir ayı ve yavruları gibi gezebiliyor musun? Gezemezsin. Hayvan senden daha iyi yapıyor o gezmek işini. Sen bu kadarcık olamazsın yani. Sendeki ayrı sanat başka bir iş gösteriyor diye düşünmek lazım. Bu metin sanki bize bunu söylüyor. Şu görünen şuunat, dünyadaki vüsatli içtimaat-ı hayatiye, bu kadar işte geniş hayat toplantısı ve süratli iftirakat-ı mevtiye, bu kadar hızlı ölümlü ayrılık, ve haşmetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar ve azametli ihtilafat, işte yaz bahar sahnesini düşünün, kış sonbahar sahnesini düşünün, bir ölümleri düşünün, bir dirilişleri düşünün. Ve bütün tecelliyat ile onların bu aleme ait, bu dünyayı fani de kısa bir zamanda malumumuz olan semerat-ı cüz'iyeleri, küçük meyveleri. Ağaç ne için var? Bize meyve vermek için. Ya o kadar olamaz ya diyorsunuz yani, bu ağacın daha başka gayeleri olmalı. Daha başka işler de yapıyor olmalı. Çok sanatlı çünkü. Bir tek biz olamayız ondan faydalanan diye düşünüyorsunuz. Semerat-ı cüz'iyeleri ehemmiyetsiz, önemsiz ve muvakkat geçici gayeleri mabeyninde hiç münasebet olmadığından, yani bir şunlardaki sanata bak, bir de dünya açısından düşünürsen neticesindeki faniliğe bak, geçiciliğe bak, önemsizliğe bak. Ne sanat var?
neticesinde ne kadar az bir şey var. Adeta küçük bir taşa bir büyük dağ kadar hikmetler, gayeler takmak, bir büyük daha bir küçük taş gibi muvakkat bir gaye cüz'iye vermeye benzer ki, hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. Bak işte içerik biçim uyumsuzluğu diye baştan beri konuşuyoruz ya, tam o. Bir büyük dağ bir küçük taş gibi muvakkat bir, pardon şuradan okuyayım. Küçük bir taşa bir büyük dağ kadar hikmetler, gayeler takmak. Küçük taşın içinde içerik olarak neler neler var. Dağ kadar gayeler var. Öyle gözüküyor. Hikmetler var. Ama onun bütünündeki büyük dağ bir küçük taş gibi muvakkat bir gaye cüz'iye vermeye benzer. Allah kainatın her bir detayına bir sürü yetenek, sanat, istidat, inayet, düzen yüklemiş. Hani bilim bitiremiyor yani. Anlata anlata bilim dünyası bitiremiyor oradaki şeyleri, hikmetleri. Ama onların yekününe siz boşu boşunasınız demiş. Olur mu öyle bir şey ya? Yani ona o kadar versin, buna hiç vermesin. Bir orantısızlık var. İşte orada Üstad Hazretleri'nin yaptığı benzetme. Küçük taşa büyük dağ kadar gaye veriyor. Büyük dağ küçük bir taş kadar bile şey vermiyor. Gaye cüz'iye vermeye benzer ki hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. Hakikaten de gelemez. Mantıklı bir adam olamaz der böyle. Hani bilime bakan, kimyaya bakan, fiziğe bakan, biyolojiye bakan der ki ya detaylar bu kadar sanatlıyken bütün nasıl anlamsız olur? Ahiret yoktur demek o demek. Allah yok haşa öyle bir şey söylemek o demek. Yani parçalar çok anlamlı, içine girdikçe bitiremiyoruz. Allah Allah, ne manalar, ne detaylar, ne bilgiler, ne kanunlar, ne yasalar, ne çıkarımlar yapıyoruz. Bitiremiyoruz o dünyayı. Ama bütüne gelelim. Bütünün bir manası yok ya, işte boş yani, tesadüf işte. Yok olacak falan, hiç olacak. Bir tutarsızlık var bunda. Dünya görüşünde bir tutarsızlık var. Seküler aklın dünya görüşünde bir tutarsızlık var arkadaşlar. Varlığın her bir detayına büyük bir anlam veriyor. Her bir detayına büyük hikmetler kabul ediyor bunu. Bilimini, fiziğini, kimyasını, biyolojisini buna dayandırıyor. Ama en büyük resme dönüldüğünde boşuna diyor bu. Ya bir şeyin parçaları bu kadar hikmetli olsun da bütününde anlamı olmasın. Olamaz böyle bir şey. Sen kendini yalanlamış olursun o zaman. Yani mesela şey gibi olur bu. Adamın cebinde bir alt, işte 100 tane, şimdi şöyle. Bir altın ne kadar diyorsun adam? Adam diyor ki o çok değerli bir şey diyor. Bir altın Roma lirası atıyorum. E diyorsun filancada bunda bir sandık var. Ya bir sandığın hiçbir değeri yok. Şimdi bunda bir tutarsızlık yok mu? Bir altına çok değerli dedi. Roma altını bilmem şu bu. Çok Bizans altını, Roma altını, bunlar bir de tarihi değeri var. Çok değerli ama bir sandık var dedin, hiçbir değeri yok dedi. Lan bir saçmalık var bunda. Nasıl bir sandığının değeri olmaz? İşte aynı onun gibi her detayda hikmet var diyorsun. Bunu sen de bizim başımıza çalıyorsun. Bilimsellik bilmem neler. Allah işte modern zamanın bilimsel dili falan filan. E ama geliyoruz büyük resminden bahsedelim diyoruz. Ya hiçbir onun hiçbir anlamı yok. Geysine bak, eğlen falan filan. Olmadı. Olmadı seküler akıl. Tutarsızsın. Demek şu mevcudat ve şunat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nispetsizlik, yani orantısızlık, gariplik katiyen şehadet eder ki bu mevcudatın yüzleri alemi manaya müteveccihtir. Bu mevcudatın yüzleri alemi manaya müteveccihtir. Mana alemine yönelmiş. Münasip meyveleri orada veriyor. Bak, mana alemi demekten kastımız ne? Bunların amacı ürettiği mana alemi işte. Anlam üretiyoruz biz bu dünyada. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber demek, mana üretmek. Benim burada sizinle beraber sürdürdüğüm bu okumalar, mana üretmek. Üstad Hazretleri bu eserleri yazmış, mana üretmek. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in umum mürşitleri, meşayihlerimiz bir marifet üretmişler. Daha doğrusu olan marifeti genişletmişler, renklendirmişler, nakletmişler. Estağfurullah, kusura bakmayın. Elhamdülillah.
Bunlar hep ne? Mana üretmek. Biz ahiretin üzerinde duracağı manayı üretiyoruz. Çünkü madde mananın üstünde durur. Bir bina yapılmadan önce nedir? Projedir. Ondan önce nedir? O binanın amacıdır. Şimdi bina yapılacak. Ama ne binası yapılacak? Önce o oluşuyor kafada. Hastane olacak. Ha, ona göre proje. İşte veya cami olacak. Ona göre proje. İnsanlar oturacak. Apartman olacak. Şube olacak. Site olacak. Ona göre proje. İlk önce ne? Manası var. Sonra o manaya yaslanan bir proje. Tasavvur aşaması diyelim. Ondan sonra da onun üstüne maddesi kuruluyor. Bak, madde mana üstüne kuruluyor. Daha bu dünyada bu işler böyle oluyor. Manası olmayan madde yok. Fizik diyoruz, biyoloji diyoruz, kimya diyoruz. Çok tekrar ediyorum ama arkadaşlar, mühim bir şey. En çok fitne burada çevriliyor. Bakın, hep mana okuması bunlar. Bak, şu şu yasalar var, şu şu kanunlar var, şu şuna göre oluyor. Bak, mananın üstüne kurdun. Yaptın bir tane cep telefonu, yaptın bir tane şu bilmem ne, yaptın bir tane uçak. Neye göre yaptın? Manaya göre yaptın. Kainatta, manada geçerli olan şeyler var, emirler var. Onları çözdün, onlara göre yaptın. Onların da derununda başka manalar var. Hepsinin derununda hakiki, hakaiki eşya, esma-i ilahiyedir. O var. Evet. Bu mevcudatın yüzleri alemi manaya müteveccihtir. Münasip meyveleri orada veriyor. Ve gözleri esma-i kutsiyeye dikkat ediyor. Kutsi demek yani pak, beri, kusurlardan münezzeh, yüce, esma, isimler. Ve gözleri esma-i kutsiyeye dikkat ediyor. Gayeleri o aleme bakıyor. Ve özleri dünya toprağı altında, sümbülleri alemi misalde inkişaf ediyor. İnsan istidadı nispetinde burada ekiyor ve ekiliyor, ahirette mahsul alıyor. İnsan hem ekiliyor, evet ekiliyoruz, bizim yaratılışımız da bir ekilme, topraktan yaratılmışız ve üzerimizde tecelli eden kafir olsun, müslim olsun, Esma-ül Hüsna var, kafir de Allah'ın isimlerini yansıtıyor. Ama bozuk saat gibi, bozuk saat demeyelim, saat gibi kendi şeyinin farkında değil, fonksiyonunun farkında değil, öyle çalışıyor. Ama mümin hem ekiyor hem ekiliyor. Yani yeni şeylerde üretmek üzere müminde bir şey var. Temayül, kabiliyet ya da işte ne diyelim, imkan var. Mümin aynı zamanda üreten, hem yaşayan hem tebliğ eden. Ve özleri dünya toprağı altında, sümbülleri alemi misalde inkişaf ediyor. Alemi misal nedir? Burada ne verilmiş? Bütün varlıkların ve olayların görüntülerinin yansıdığı madde ötesi alem. Görüntü alemi, ama nasıl bir görüntü alemi? Sanki bizim projelerimizin tutulduğu yer gibi. Dünyadaki hiçbir görüntü ziyan olmuyor arkadaşlar. O alemi misalde onlar varlıklarını nasıl bir şekilde bilemiyoruz. Bize yabancı şeyler, işte bu yüksek makamın insanların konuşacağı şeyler mevcut. Bizim görüntülerimiz başka bir alemde. Belki de bu dört boyutluyuz biz mesela. O alem iki boyutlu belki, görüntüler alemi. Sadece görüntülerden müteşekkil. İki boyutlu başka bir alemde arşivleniyor. Nasıl ki biz bu dünyadaki bilgileri CD'lerde, datalarda tutuyoruz. Alemi misalde de bizim kaydımız tutuluyor. Oraya üretim yapıyoruz. O alemi misal sonra ahiretin, bilemiyoruz ama belki de taslağı olacak. Allahu alem. Taslağı olacak. Oradaki görüntüler orada yaratılacak veya arşiv olarak tutulacak. Tabii bunlar artık bizim aklımızın, hayalimizin, gücümüzün yetmediği şeyler. Kartalların, o semanın, yüce imamlarının, büyüklerinin konuşabileceği şeyler. Fazla bile konuştuk haddimizin fevkinde. Bir daha okuyalım bu paragrafı. Demek şu mevcudat ve şuunat, yani varlıklar ve işler ile ve dünyada, dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nispetsizlik, kat'iyen şahadet eder ki bu mevcudatın yüzleri aleme manaya müteveccihtir. Yani bu orantısızlık, dünyada bunun geri dönüşünün maddi surette olmayışı,
gösteriyor ki bunun dönüşü burada olmayacak veya madde suretinde olmayacak, manaya dönük olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca yaptığı ibadet, cihat, gayret, zikrullah vesaire vesaire. Dünyevi karşılığa açısından düşündüğünüzde, ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyada ne tattı ki saadet olarak? Elbette Cenab-ı Hak onun gönlüne bir cennet verdi imanından, o iman aktarışından, ama bakıyorsunuz çok da sıkıntılı bir nübüvvet dönemi geçirdi. 23 yıl çok gayret etti, çok da çekti. Dünyevi karşılığı açısından ne döndü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a? Peki dünyevi karşılığı yoktu, o zaman hiçbir karşılığı yok. Haşa, Efendimizin o amelleri alemi manaya bakıyor. O oraya üretti, buraya üretmedi. Hani Schopenhauer'la annesinin arasında geçen bir diyalog var. Schopenhauer bir felsefeci, karamsarlığın kurucusu diye biliniyor. Onun nedensellik ilkesinin bilmem ne kökleri miydi? Nedensellik ilkesinin 4 kökü müydü, 6 kökü müydü? Öyle bir kitabı var. Tam ismi aklıma gelmedi. Buna benzer bir şey yani. Onu yazmış tabii, kalında bir kitap falan. Annesi ama çok satan aşk romanları yazarı ve acayip satıyor yani kitapları o zamanın Avrupa'sında. Annesi demiş ki, korkuyorum demiş, senin kitapların hep rafta kalacak. Yani hiç satılmayacak babında, hani böyle şeyler yazıyorsun. Kendisi çok satan aşk romanları yazarı olduğu için. Schopenhauer da annesine demiş ki, senin kitapların unutulduğunda bile benim kitaplarım satılıyor olacak. Kim haklı çıktı? Schopenhauer haklı çıktı. Onun kitapları hala böyle felsefede kaynak olarak okunuyor. İnsanlar merak ediyor, bakıyorlar ne olduğuna. Ama annesini kim hatırlıyor? Schopenhauer annesi olarak hatırlanıyor yani. Bunun gibi de manaya dönük yapılan işler. Bakıyorsunuz daha çok kalıyor. Maddeye dönük işler silinip gidiyor. Pop müzik sanatçısıymış, bilmem şuymuş buymuş. Neyiniz kalıyor, ne kalıyor? Çoğunuzun ölüm zamanı bile böyle çok sıkıntılı oluyor. İşte fakir kalıyorsunuz bilmem ne. İşte bilmem ne ünlünün dramı falan diye veriyorlar. Ne kalıyor? Ama manaya yatırım yapan büyüklerimize baktığınız zaman hep böyle etrafları cennet halisi gibi, dostlarıyla, arkadaşlarıyla ve irşatları. 80-90 yaşında hala irşatları devam eden büyüklerimiz var mesela. Bereket kaynıyor. Manaya yapılan iş mana gibi ömür kazanıyor. Bir nevi ruh gibi. Ömrü uzuyor. Ama maddeye yapılan yatırım maddeyle beraber sönüp gidiyor. Gençlikle beraber gidiyor. Güzellikle beraber gidiyor. Boyla, posta, kalıpla, bilmem şununla bununla beraber gidiyor. Sağlıkla beraber gidiyor. Cenab-ı Hak bizi hep mana için çalışan, manaya yatırım yapanlardan eylesin. İnşallah ihlas-ı etemle amellerimizi kendi razılığına matuf kılsın arkadaşlar. Asıl kazanç o. Dünya ne ki yani? Dünya dediğin 3 günlük. 3. Hep 3 günlük diyoruz da ya kalmıyor, cidden kalmıyor. Ha işte ben 40 yaşındayım. Kaç yıl çalıştım? Kaç yıl kazandım? Ne kaldı diye düşünüyorum. Bak hiçbir şey yok gibi geliyor. Ama elhamdülillah işte 20 yaşımdan sonra 5 vakit namazımı kılmaya başladım. Onlar inşallah yani umut ediyorum kaldı bak elimde. Onlara çalıştığım boşa gitmedi yani. Onlar hala benimle. Ama ötekilerin gitti. Zevki de gitti, elemi de gitti. Belki elemi bedenimde yaptığı yıpranma duruyor. Ama lezzeti kesinlikle gitti yani. Evet. Münasip meyveleri orada veriyor. Ve gözleri Esma-i Kutsiye'ye dikkat ediyor. Gayeleri o aleme bakıyor. Ve özleri dünya toprağı altında, sümbülleri alemi misalde inkişaf ediyor. İnsan istidadı nispetinde, yani istidat ruha konmuş özellikler. Kabiliyet biraz daha bunun inkişafı diye Kenan Demirtaş abi yıllar önce bize anlatmıştı. Yani istidat biraz daha farklı. Kabiliyetin özü gibi, ruhtaki temeli gibi. İnsan istidadı nispetinde burada ekiyor ve ekiliyor, ahirette mahsul alıyor. Böyle olmalı. Yoksa bu dünya kendisi için çok az. Çok az. Bakın, insan diye bir şeysiniz, sonsuzluktan haberiniz var. Yaptığınıza, ettiğinize bir bakın, günlük işlerinize bir bakın. Özellikle ev hanımlarında falan böyle şeylerin depresyonları çok olurmuş, öyle diyorlar yani. Erkeklerde de oluyor gerçi, iş hayatı falan. Bir yandan sonra şey geliyor yani, tatmin etmez geliyor. Ha, bu kadarcık mı ya? Yani bu kadar mı dünya?
Ferrari'sini satan bilge gibi oluyorsunuz ya. Bu mu, bu kadar mı diyorsunuz ya? Ferrari almak için miydi bu hayat? Villada gezmek için miydi bu hayat? Bu kadar işte şunu içmek için, bunu gezmek için miydi bu hayat diyorsunuz ve orada tatminsizlik başlıyor. Dünya doyurmuyor. Kur'an ne buyuruyor? Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Çünkü insanın kalbini ancak Allah'ın ismi şerifinin, Esma-ül Hüsna'sının yaratabileceği sonsuzluk doyurabilir. Kastettiği sonsuzluk doyurabilir. Yoksa insanoğlu için her şey bitirilebilir gözüküyor yani. Bir fiil bitirmese de aklı kestiriyor. Bu bitecek diyor ya. Bu kadar gitmez diyor. Yani bunun bir sonu var. Şu kadarını tatlıysam ya bunda bir şey yok diyor yani. Bunu tayin edebiliyor. Evet. Evet. Bak bu evet varmış. Evet. Şu eşyanın esma-i ilahiyeye ve alemi ahirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki mucize-i kudret olan her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var. Bak, mucize-i kudret olan her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var. Çünkü ağaç olacak sonuçta. Gayesi onun gayesiyle aynıdır. Kelime-i hikmet olan her bir çiçeğin bir ağaç kadar, bir ağaç çiçekleri kadar manaları var. Bak, bir tek çiçek. Ama bir ağaçta çiçek tek bir çiçek mi? Bak, bir çiçeklik ama binler şekil alıyor bir ağaçta. Çiçekliğin tek kendi özünü düşünün. Yani kaç tür çiçek var? Geçenlerde gördüm, böyle alt alta resimlerini sıralamışlar. Galiba 15-20 tane aynı çiçeğin alt türleriymiş. Tür aklımda kalmadı, yalan söylemeyeyim. Ya o farklı, bu farklı, şu farklı. Ya hepsi aynı çiçek, atıyorum hepsi lale ama bambaşka laleler. Hepsi sümbül ama baş bambaşka. Hepsi gül ama bambaşka güller. Yaprakların şekli farklı, şu farklı, bu farklı. Allah bir çiçeklik manasını bak kaç şekle sokmuş. Bir gül olma halini kaç şekle sokmuş. Kaç gaye vermiş ona diyelim. Bir ağaç, kelime-i hikmet olan her bir çiçeğin bir ağaç çiçekleri kadar manaları var. Ve o harikayı sanat, sanat harikası ve manzume-i rahmet, rahmet manzumesi. Ne demek olsun bu? Burada nasıl verilmiş? Manzume-i rahmet, rahmet dizilişleri olarak verilmiş. Evet, manzume şiir diye de söylenir. Hani öyle de düşünebilirsiniz. Rahmet şiiri, rahmet düzeni olan her bir meyvenin bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. Bizlere rızık olması ise o binler hikmetlerinden bir tek hikmettir ki vazifesi biter, manasını ifade eder, vefat eder. Midemizde defnedilir. Ya insanoğlu bu dünyadaki gayeleri bazen esas amaç sanıyor. Çoğunlukla öyle sanıyor. Ne için çalışıyoruz? İşte karnımızı doyurmak için. Ya karnımızı doyurmak insaniyet içinde ne ki ya? Bak o karpuz, o kavun, o bilmem ne. Ne sanatla, ne incelikler var. Senin yemen nasıl sadece onun tek gayesi olabilir? O sanatı senin miden kaldırır mı ya? Lokmasını kaldırır tamam da sanatını senin miden kaldırır mı? Evet, sana da bir vazife verilmiş. Sen de onları insaniyet mertebesine yükseltiyorsun. Onların definleri de senin midende oluyor. Onların toprağı da senin bedenin oluyor. Sana katılıyorlar tamam. Ama bu kadarcık olamaz. Böyle buna münhasır, buna sınırlı düşünme. Çünkü o anlamda sana Allah bir balya samanı da rızık yapabilirdi. Nitekim öküzlere bir balya saman yetiyor. Bakıyorsun nice hayvan var dev gibi, cüsseli, kuvvetli. Ama yediğine bakıyorsun ya bir yeşillik. Ama sana böyle yapmamış Allah. Ne sofralar kurmuş, ne zenginlikler, ne çeşitler yaratmış. İşte bilmem nerenin biberi, bilmem nerenin bilmem şeyiyle karışınca bilmem şuyla kaç mutfak oluşturmuşsun onlardan. Gurmeliktir, şudur budur, ne mevzular. Üzerlerine edebiyatlar, programlar, bilmem neler, belgeseller. Diyorsun ki şey, ben de hayvan gibi yaşayacağım. Ya hayvan gibi yaşayacak olsan sana da bir balya saman verilirdi rızık olarak. Fazlasının verilmesi senden başka bir şey umulduğunu gösteriyor. Biraz çakraları çalıştır yani. Evet. Bizlere rızık olması ise o binler hikmetlerinden bir tek hikmettir ki vazifesi biter, manasını ifade eder, vefat eder, midemizde defnedilir. Sendeki de bu yani. Ondan bir hikmet de sende var.
fazla ilerleyelim. Şu paragrafı da bir okuyalım. Bakalım belki de konuşur bitiririz. Madem bu fani eşya başka yerde baki meyveler verirler ve daimi suretler bırakır ve başka cihette ebedi manalar ifade eder, sermedi tesbihat yapar ve insan ise onların şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur. Fanide bakiye yol bulur. Yani insan ancak böyle insan olur. Dünyada kalırsa insan hayvan olur. Hayvandan da aşağı olur. Çünkü hayvan kendi işini yapıyor, doğru şekilde yapıyor. Sen traktör yolundaki Ferrari olursun. Traktör yani o mutlu olur kendi yolunda giderken. Ama Ferrari traktör yolunda rezil olur. Rezil olur. İnsan da hayvan gibi yaşamaya konumlandırırsa kendini rezil olur aslında. Bu alemde rezil olur. Şeytanlar da alay eder. Melekler de lanet eder yani. Madem bu fani eşya başka yerde baki meyve verirler ve daimi suretler bırakır ve başka cihette ebedi manalar ifade eder, sermedi sonsuz tesbihat yapar. Bu arşivler tutuluyor bir yerde. Varlığın tesbihatı şusu busu arşivleniyor, sonsuz oluyor, kalıcı oluyor. Ve insan ise onların şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur. Sonsuza bakan insan olur. Fanide bakiye yol bulur. Demek bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksat var. Temsilde kusur yoktur. Yani bu bir akla yaklaştırma şeyidir. Babında söylüyor bunu. Hakikatin tam kendisi değil ama aklınıza bununla yaklaştıracağım. O anlamda temsilde kusur yoktur. Şu ahval taklit ve temsil için teşkil ve tertip edilen ahvale benzer. Nasıl büyük masrafla kısa içtimalar, dağılmalar yapılıyor, ta suretler alınsın, terkip edilsin, sinemada daim gösterilsin. Hani sinemada sahne çekilirken toplanıyor insanlar, tertip ediliyor bir düzenek. Bazen bir sahnenin çekilmesi için 100 kişi, 200 kişi savaş sahneleri mesela gerekiyor, hazırlık yapılıyor falan filan, o içtima yapılıyor, görüntüler alınıyor, sahneler çekiliyor. Ondan sonra dağıtılıyor. O görüntü ne için? Sinemalarda daim gösterilmek için. Nasıl büyük masrafla kısa içtimalar, dağılmalar yapılıyor, ta suretler alınsın, terkip edilsin, sinemada daim gösterilsin. Onun gibi bu dünyada kısa bir müddet zarfında hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye, bireysel ve toplumsal hayat diyelim, geçirmenin bir gayesi şudur ki, suretler alınıp terkip edilsin, netice-i ameller alınıp hıfz edilsin, ta bir mecma-ı ekberde muhasebesi görülsün, büyük bir mecma-ı ekber, yani büyük bir toplantıda muhasebesi görülsün, değil mi? Evet, büyük bir toplantıda muhasebesi görülsün ve bir meşher-i azamda büyük sergide gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Demek hadis-i şerifte dünya ahiretin mezrasıdır diye bu hakikati ifade ediyor. Nasıl ki film çekiminde işte öyle haller oluyor, sinemada daim gösterilsin diye. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak da bu dünyada bizi toplamış, bu sahneleri yaşatıyor. Biz o sahnelerle, o arşivlerle ebediyete layık olacağız. Hem oranın altyapısı da bunlardan yaratılacak, o yanı da var. Hem de orada hesabımız görülecek, denilecek ki bak bunlar şunlar. Bunlar cenneti hak ediyor. Şunlar. Bunlar cehenneme gitmesi lazım. Oscar ödüllerinde alıyorlar filmleri. Şu işte en güzel film bilmem şu ödüller. Bazıları da Ahududu diye bir ödül var. En kötü film ödülü, en kötü oyuncu ödülü falan veriliyor. Niye? Bak bu buna layık, bu buna layık. Bir taksimat yapılıyor. Neyle yapılıyor? Sinema olursa yapılabiliyor bu taksimat. La teşbih ve la temsil. Dünya da böyle bir sahne. Biz sinemada aslında dünya hayatını tekrar ediyoruz. Dünyadaki olan şeyi seziyoruz. Aynısını sinemaya koyup kendimize oynuyoruz imtihanımızı. Diyoruz ki bak bu iyi oyuncu, bu hak etti Oscar alsın. Bu kötü oyuncu, bu gitsin Ahud'u dağılsın. Bu Ebu Bekir radıyallahu anh, bu cennete gitsin, sıddık olsun. Peygamberlerden sonra en değerli insan olsun. Bu Ebu Cehil, bu da lain, şeytandan sonra en rezil bir insan olsun. Evet. Dünya ahiretin mezrasıdır. Bak bu açıdan da düşünün diyor. Yani malzeme çıkarılıyor ahirete. Demek hadis-i şerifte dünya ahiret mezrasıdır diye bu hakikati ifade ediyor. Madem dünya var
ve dünya içinde bu asarıyla hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var. Elbette dünyanın vücudu gibi kat'i olarak ahiret de var. Madem dünyada her şey bir cihette o aleme bakıyor, demek oraya gidiliyor. Ahireti inkar etmek, dünya ve mafihayı yani dünyayı ve içindekileri inkar etmek demektir. Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor dedik. Böylece elhamdülillah 10. hakikati hem de süremiz içinde bitirmek nasip oldu. Elhamdülillah Üstad Hazretleri nasıl böyle hepimizin anlayacağı, bizim gibi avamın bile anlayacağı tarzda mevzuları sadeleştiriyor, güzelleştiriyor, ölçüyle ifade ediyor. Cenab-ı Hak hissemizi ziyade eylesin, bizi ehli sünnet vel cemaat itikadı yolunda eylesin. Sapmaktan, sapıtmaktan, yoldan çıkmaktan, ahir zaman fitnesinden muhafaza eylesin. Tehlikeli zamanlar arkadaşlar, kimse nefsine güvenmesin ancak Allah'ın rahmetine, hidayetine, keremine güvensin. Çünkü o tutarsa biz ancak burada dururuz. O tutmazsa fırlar gideriz yani. Fırlar gideriz. Öyle bir zaman, öyle sokaklar, öyle hayatlar. Cenab-ı Hak bizi kurtardığı gibi neslimizi de, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı, özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı da muhafaza eylesin. Bu duayı bolca edelim çünkü onların imtihanı yeni başlıyor. Bizimki gerçi ortalarına geldi. Bir parça şuur da edindik elhamdülillah. Ama onları daha bidayetinde bu işin. Cenab-ı Hak onların da hakikatlere gözlerini açsın. Bu kör uykudan uyandırsın. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahru da'vahumel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.